Nasıl işler? Durumun. Çok şükür. İyi mi? İyi ya. Yapma ya. Vallahi ilk defa senden duyuyoruz iyi. Acaba bu dükkan İsviçre'de mi ya? Şükretmemiz lazım. Tabii şükredelim tabii de daha iyi olabilir. Değil mi? Yani daha da iyi olmalı. Ne zamandan beri Zeytinburnu'da yaşıyorsun? Yaklaşık 7 sene oldu. Nereden geldin? Afganistan'dan. Afganistan'dan geldin. Neresinden geldin Afganistan? Tahar. Tahar. Ne, Tacik misin, Özbek misin? Özbek. Özbek. Vatandaşlık aldın mı? Yok. Almadım. Tamam. Peki, Afganistan'dan daha Türkiye'ye ne kadar insan gelir tahmin ediyorsun? Tam olarak bilmiyorum. 1,5 milyon vardır. 1,5 milyon daha gelir diyorsun. Yoksa şu yok, anda yok, yok. Şu an yani 1 milyon, 1,5 milyon var. 1,5 milyon Afgan vardır Türkiye'de diyorsun. Nereden tahmin ediyorsun bu rakamı? Daha önceden çalıştım çünkü ben. Çalıştın. Neyin üzerinde çalıştın? Dernek üzerinden. Ha, yani dernek üzerinde çalıştın. Hangi dernek bu? Özbek Derneği çalıştım. Normal olarak şey olarak çalıştım. 1,5 milyon. Çok ciddi bir sayı bu. Evet ama her ilde var o. Her ilde. Tamam. Türkiye'ye dağılmış 1,5 milyon. Afganistan kökenli insan olduğunu söylüyorsun. Peki bir de yeni göçler var Afganistan'dan. Onlar hakkında ne diyorsun? Ve Pakistan'dan da var. Pakistan'dan da var, evet. Pakistan'da da daha var. Ne kadar insan gelir? Tahmini. Tam olarak bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama izliyorsun değil mi? İzliyorum. Peki. Hayırlı işler. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şey olmuş. Başkanım valla ben günde 20 çift ayakkabı satıyorsam bunun 18'i yabancı. yok yani... Kalmadılar ki, alım gücünü bırakın. Memlekette, semtte yerli insan kalmadı. Evet. Mümkün değil yani. Bakın şimdi Zeytinburnu'ndayız. Zeytinburnu İstanbul'un en tarihi semtlerinden bir tanesidir. İstiklal Harbi'ne İstanbul'dan yapılan silah sevkiyatının ana merkezlerinden birisi Zeytinburnu'ydu. Ve bu tarihi Türk ilçesi şimdi... Değerli kardeşimin de ifade ettiği gibi Türklerin yaşayamadığı bir semt haline geldi. Yaşayanlar da alım gücü olmadığı için çarşıya, pazara çıkıp alışveriş yapamıyorlar. Kesinlikle, kesinlikle. Bütün bu cadde boyunca gezerken birçok esnaf aynı şeyi dile getirdi. Bir, ekonomik kriz çok ağır. İki, alışverişi yapanlar Türkler değil. Zeytinburnu'nun yerlisi değil, dışarıdan gelenler. Bu durum değişmeli diyoruz. Değerli kardeşim, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi Zeytinburnu'ndayız. Zeytinburnu'nun merkezi noktalarından birisinde kıymetli bir emlakçı arkadaşımızla birlikteyiz. Ve bütün yol boyunca dile getirilen şikayetlerden bir tanesi de Zeytinburnu'nda emlak fiyatlarının ve kiraların olağanüstü arttığı doğrultusundaydı. Kendisi de bunu teyit ediyor. Bu şehirde artık Zeytinburnu'nda Zeytinburnu'nun yerlisi olan Türkler ev kiralamakta ve ev satın almakta zorlanıyorlar. Aynen. Evet. Aynen.